geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Masamız hazır. Vay vay vay. Teşekkür ederiz. Nasıl geçelim hayatım? Gene hayatım. Buyurun. Teşekkür ederim. Yemekleri sonra alırız dedim Osman'la Ceylan gelince. Böyle ufak tefek atıştırmalık bir şeyler. Ben anlamadım ki zaten. Siz beraber gittiniz alışverişe. Nerede bu Osman ve Ceylan? Ya gittim de onların daha çok işi varmış. Ben o yüzden geç kalmayayım diye önden geldim. Ne işleri varmış ya daha? Nikah günü mü alacaklarmış? Arkadaşlar Osman birazcık abarttı. Gördüğü her şeyi almaya çalışıyordu en son Ceylan'a. Ha, bizim Osman balların peteklerinin parasını yedi yani. Yakışır kardeşime. Yakışır inşallah. Eda Nur, sen nasılsın? Alıştı mı buraya? Gelinin gidenin var mı? Çok şükür çok iyi gidiyor. Babanlar da tutuklanmasaydı Asiye'den iyi para kaldıracaktık ama. Asiye ne alaka? Sabah Asiye geldi. Eda Nur'u rahatsız etmek, beni de delirtmek için. Babamla evlenecekmiş, nikahı da burada yapacakmış. Zeynep, annem boşanacak mı hakikaten babandan? Yani aslında annem çoktan boşardı da babamı. Asiye ile evlenmesin diye yıllarını çöpe attı resmen. Şimdi babam Yılmaz'la aynı koğuşta nasıl bir karar verir? Asiye ne yapar? Annem ne yapar? Orasını bilemem. Ya boş verin. Ne olur azıcık güzel şeyler konuşalım. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin, biz kendi mutluluğumuzun peşine düşelim. Değil mi? Doğru söylüyorsun ya. Bugün gerçekten güzel şeylerden konuşalım. O ne? Peynir ister misin? Alayım o zaman. Hayatım ister misin? Yok canım sağ ol. Gelen Osman da yanındaki kim? Hoş geldiniz efendim. Ceylan ne kadar güzel olmuş ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar tanıştırayım. Hayat arkadaşım Ceylan. Ceylan. Ha bunlar da benim kardeşlerim. Çok memnun olduk Ceylan. Hoş geldiniz. Yeni bir başlangıç olsun dedim Halil İbrahim. İyi yaptın kardeşim. Çok da yakışmışsınız birbirinize. Ceylan, sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Halil İbrahim. Beğenmene çok sevindim. Beğendik tabii ki. Ceylan, sen de ne kadar zevkliymişsin. Eda Nur'un zevki. Sağ olsun hazırladı beni. Bu topukları da giydim ama yürümesi çok zormuş. Yok canım. Gayet manken gibi girdin içeri. Çabuk alışıyorsun demek ki. Bu? Hani bir şey demedin? Nasıl yakışmış mı üstüm? Turan Durgun otomotiv. Ha vallahi senin için giydim ha. Yoksa Ceylan yengen beni her türlü beğeniyordu. Vallahi on numara olmuş Osman ha. Değil mi Halil? Evet. Çok yakışıklı olmuşsun kardeşim. On numara olmuş ya. Hatta inşallah yengem seni hep böyle giydirir. Vallahi çok rahat değil de. Yani öyle vurdu kırdıya uygun değil. Ama bakacağız artık. Ya gerekirse alışacağız da. Ya insan neler alışıyor Halil İbrahim ha? Ya öyle kardeşim. İnsan güzele çabuk alışıyor. Canım.
tatiller yemeyecek miyiz? Sema hiçbir şey yedirmedi restoranda yiyeceğiz diye. Hemen hallediyorum. Tamam. Geliyor. Edanur da çok güzel olmuş değil mi Turan? Ona bir şey demedin. Evet, çok güzel olmuş ya Edanur da. Sen de çok güzel olmuşsun Hatun. Ha? Sağ ol Turan. Geliyor şimdi. Nikah tarihinizi belirlediniz mi? Vallahi biz de bugün bunu konuştuk ha. Dedik artık yaza yapalım. İnşallah. Ya yaza kadar beklemeyin ya. Yani nikahınızda, düğününüzde burada yaparız değil mi? Evet. Yani yaza daha çok var. Vallahi bana kalsa hemen yarın yapalım da. Ama önce bir Sevda alışsın bu yeni duruma. Onun okulu da var. Nikah kolay. En kolayı. Hakikaten Ceylan, doğru. Sevda'nın okulu var. Siz ne yapacaksınız? Kasabada merkezi bir yere mi yerleşeceksiniz? Yok Zeynep. Gerekse ben Sevda'yı okula götürür getiririm. Ha yoksa ben Ceylan'a aile eve çıkalım diye teklif ettim. Ama o ben bu evden gitmem dedi. Yani tabii eğer siz istemezseniz, kendi evinize çıkın derseniz gideriz. Ama biz birlikte olmak isteriz. Biz hep birlikte olmaktan mutluyuz. Değil mi hayatım? Öyle. Be hadi afiyet olsun. Ha. Afiyet olsun. Hadi buyur. Düşünüyorsun? Neyle ilgili Zeynep? Ceylan'la ilgili. Hangi açıdan? Bence bugün çok güzel olmuştu. Güzeldi. Yani Edanur'la biraz abartmışlar ama bence yine de çok güzeldi. Evet, bence de. Bence de derken abarttıkları konusunda mı yoksa güzel olduğu konusunda mı? İkisi de. Ha, sen her konuda benimle aynı fikirdesin yani. Sen her konuda çok makulsun. O yüzden evet, her konuda sana katılıyorum. Osman'ın yüz ifadesini unutamayacağım. Rüyada gibiydi kardeşim. Rüyası kabus olmasın da ben başka bir şey istemiyorum. Yok canım, olmaz. Niye olsun? Senin umudun var yani bu ikilide. Yani kim bilir kimlerin bizden umudu yoktu. Bak, birlikteyiz, mutluyuz. Çok mutluyuz hem de. Umarım ömür boyu mutluluğumuzu kimse bozamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.